Yo 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 yo, hepinize selamlar, ben Ecan ve bugün sizlerle neden Hindistan'da bir e-spor turnuvası düzenlenmemelidir, neden kötü bir fikirdir ve takımların hatta ve hatta Eternal Fire'ı dahil belli başlı takımların çektiği salak saçma şeylerden bahsedeceğiz. Bilmiş olduğunuz üzere bu kanalda konuşmaktan daha çok sevdiğim tek şey drama ve dramada bizim ekmeğimiz oluyor olabilir. Öncelikle bir tane Hindistan temsilcimiz var Sky. Esports adı altında ve kendileri özel bir adet e, Sky Esports Championship adında bir turnuva düzenliyorlar. Ve burada da belli başlı takımları davet ediyorlar ve bunların en büyüklerinden bir tanesi Eternal Fire olmak üzere. E, kendilerinin yaptığı turnuvada ikiye ayrılan bir sistem var ve Mumbai Hindistan'da geçiyor ve toplamda 300 bin dolarlık bir ödül havuzu var. E, bu Hindistan'ın gerçekleştireceği ilk A tier dediğimiz turnuvalarından bir tanesi e, bu dönemlerde özellikle e-spor dünya kupası olacağı söylentilerin üstüne hatta ve hatta e, gerçekleşmiş haberlerin üstüne özellikle Asya kıtasına gelen turnuvaları daha çok görüyor oluyoruz. Özellikle Çin, Macau, e, Suudi Arabistan, Riyad ve gene Hindistan, Mumbai'de olan bir sürü A tier dediğimiz turnuvalardan var. Ve burada belli başlı büyük takımlar var e, Eternal Fire dışında Ants, Amkal, Bleed ve Mongols ve 3D Max'i görebiliyorsunuz. ParaVision, DMS, Remnant, True Reapers tarzındaki takımları çok çok büyük skalara koymuyorum. Org olarak çok daha düşük seviyede kalan orglar. Ve burada bir tane eksik olan takımımız da var. Bad Boom. Bad Boom hakkına geleceğim. Ee, fakat görmüş olduğunuz üzere Eternal Fire şu ana kadar güzel bir seriyle gidiyor. Belli başlı maçların izleme şansını yakaladım. Ve şahsen gösterdikleri performans. Gene güzel bir performans. Kesinlikle ve kesinlikle dürüst olmamı isterseniz favorisi olduğumuz bir turnuva. Kazanmamızın bir başarı olarak sayılmadığı, zaten ve zaten kazanmış olmamızın çok daha mantıklı olduğu bir turnuva. Özellikle de gruptan birinci çıkarsak ki görmüş olduğunuz üzere çıktığımız üzere semifinalsa yani direkt otomatik olarak. Lover lower bracket'ı olmayan bir turnuva sistemiyle. Yani direkt yarı finalden başlayacağız ve karşımıza Mongolia'da Amkal gelecek. Zaten Amkal'ı da yendik. Mongolsuz'da yüksek ihtimalle yenebiliriz diye düşünüyorum. Doğru hatırlıyorsam zaten Major'da yenmiştik. E, o yüzden de bir problem çıkaracağını düşünmüyorum ve Grand Final'a kalabiliriz. Grand Final'a kaldığımız zaman da en az 70 bin dolar kasamıza girecek. Bir MVP'ye de 10 bin dolar varmış. Oh Zantares kardeşiminde de cebine bir 10.000 dolar girsin. Niye girmesin? Şimdi kağıt üstüne her şey çok güzel gözüküyor değil mi? Turnuva favoriz AMD, LG, 1xBet tarzında sponsorları var turnuvanın. Gene güzel bilindik takımlar burada. Herhalde NC Eternal Fire finali izleyeceğiz. Eğlenceli olacak. Şimdi gelelim dramamızın zırt dediği yere. Ee, CS2 prolarından bir tanesi BetBoom'un oyuncusu kendisi bu arada yanlış bilmiyorsam telegramlarından şöyle bir video paylaştı. Rus sesini hafif koyuyorum ama Rusçam çok rezil bir seviyede üniversiteyi bir yıldır okumadığım için değilim. O yüzden birebir çeviri yapabilecek kapasitede değilim. Ama kısacası çalıştıkları ortam ortamı gösteriyorlar ve şartları gösteriyorlar. Ve ne kadar kötü bir yerde ofisyalara girmeye ee, çalıştıklarından bahsediyorlar. Bunun üstüne <laughs> masüstü sesi gelmiyormuş zaten hiçbir önemi yok. E, koltukların bakımsızlığından masaların kendisinden ve masaların ikinci el değil bildiğin utan masalar sokaklardan toplanılan masalardan olduğundan bahsediliyor. Eski birbiriyle uyumlu olmayan farklı markalardan e, masalar, monitörler, Windows'un çakma olması, e, bilgisayarın içerisinde farklı oyunların olması. Mesela bu bilgisayarda Fall Guys var. Diğer bilgisayarların birisinde Valorant var tarzında örnekleri var. Masaların hepsi görmüş olduğunuz üzere eski püskü. Üstünde çivi izleri olan masalar. Gene koltukların büyük bir çoğunluğu farklı farklı markalardan. Yani benim Secret Lab'im var. Yanımdaki DX Razer kullanıyor. Örnek vermek babına konuşmak gerekirse. Mesela görmüş olduğunuz üzere normal turnuva kısımlarında bunların hepsi farklı bir şekilde halledilir. Burada mesela başka bir yan oyuncusunda burada Valorant dosyaları var. Gene burada <laughs> bir bilgisayarı problem yaşattırıyor. Ve Batboom böyle bir odada turnuvaya giriyordu. Ve bu... Turnuvanın kendisi otelli oluyor. Peki gerçek hayatta bir otelli turnuvalar nasıl işler? Oteldeki turnuvaların belli başlı kuralları vardır arkadaşlar. Bilgisayarların hepsi hard resetlenir. Oyuncuların ayarlarına özel olarak entegre edilir. Oyuncuların özel M.2 SSD'leri vardır. Bunlarla ayarlar entegre edilir. Oyuncular gelir gelmez her şey hazırdır. Ekipmanlarınızı koyacağınız yerden masalarınızın yüksekliğine, monitörünün değişikliğine kadar her masa birbiriyle typical olarak aynıdır. Değişmez. Ve arkadaki koltuğun çünkü bunlar sponsorlar tarafından sağlanıyor. Sallıyorum e, monitör sponsoru BenQ. BenQ tarafından toplamda 100 tane monitör geliyor. Bu da tüm takımlara eşit bir şekilde dağıtılıyor. Örnek vermek gerekirse e koltukların 100 tanesi Secret geliyor. Takır takır dağıtılıyor. Benim şahsi fikrim bence buraya da gene gönderilmiş bu koltuklar, masalar, bilgisayarlar. Fakat ben turnuva organizatörlerin arada kendi koltuklarını, ucuza buldukları koltukları, masaları kakalayıp kendilerini aldıklarını düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim bu arada. E, Hindistan gibi, Türkiye gibi bizler 3. Dünya ülkesiyiz arkadaşlar. Üzücü olacak. Hani karşılaştırılmayacak belki iki ülke ama bizim bu Orta Doğu'da olan, çoğu ülkede olan şeylerden, klasik şeylerden bir tanesi. Gene burada e, görmüş olduğunuz üzere oyunculardan büyük bir çoğunluğu bu durumlardan şikayetçi. Bu da başka bir video. Üstündeki şilteyi söküyorlar arkadaşlar. Masanın ve masanın kendisini görmüş olduğunuz üzere eski püskü bile denilebilecek bir şey değil. Üstünde çivi var ve çok değişik bir durumda. Ve böyle ortamda oynadığınızı düşün. Tatta kurusu mu ararsınız ne ararsınız? Ya tam tabii ki de insanlar şey diyebilir. Ya e, e, sporcusun oturduğun yerden para kazanıyorsun. Tabii ki de kağıt üstüne her şey çok güzel durabilir. Fakat Sadece ekipman olarak da bir problem yaşamıyorlar. Yani masa eski, koltuklar aynı değil, yok, e, masanın boy ayarı yok tarzında insanlar şey yapmıyor. Oyuncu oyuncudur, çoğu durumda oynayabilir. Evet, özellikle Eternal Fire'ın yaşadığı ve tüm turnuvada yaşanılan çok büyük bir arkadaşlar elektrik, internet, los tarzında problemler var. Ciddi anlamda Majar çok sakin bir şekilde tweet atmış. Hani inanılmaz sakin bir şekilde tweet atmış. Ben de bu sektörde çalışan birisi olarak ben bu kadar... Sakin bir şekilde şahsen tweet atamam. Ama e, tamamen Türkçeleştirmesini okumak gerekirsek. Burada resmi maçta çıkan ilk takım biziz. 3 rounddan sonra birkaç dakika elektrik sorunu yaşadık. Sonra tekrar 2 round oynamaya başladık. Ardından internet sorunu yaşadık. Anladığım kadarıyla otelde sadece 4 odada internet yok. E, yani official e, nasıl diyeyim sizlere. Oyunların oynandığı odalardan bahsediliyor. Ve ne zaman düzeleceğine dair... Henüz bir haberimiz yok. Herkes için uzun bir gün olacak zihinsel gücünüzü yüksek tutun yazmış. Devamına girdikleri zaman da gene şurada bir noktamız varmış. Ee, bilgisayar ayarları, bilgisayarları ve tecrübesi bir olay olmaktan çok uzaktır. Yani burada tabii broken bir Türkçeyle yazmış da tier 1 bir event olmasından bu durumlar çok uzak. Ama bence bu Hindistan'a ilk kez geliyor. insanlara elinden geleni yapıyorlar. Ama bu turnuva onlar için gelecek diye bir deneyim olacak. Sadece internet değil birçok sorun olduğu aşikar. Gene burada zaten farklı sorunlardan da gösteriyor. Ama Macer ciddi alanda harbiden bir kaptan gibi. Hiç bu konuda turnuva organizatörlerine bok attığını görmedim. İşte Hindistan'da ilk kez olmuş. Belki bu tier 1 denilmeyecek bir tecrübe ama kendileri bundan öğrenebilir. Jartjur tarzında şeyler yazmış. Çok büyük saygı duydum. Ben bu kadar sakin kalmıyorum böyle durumlarda. Ben bok atmayı severim turnuva organizatörlerine. İşleri bu. Yanlış yapamazlar arkadaşlar. Ama ee, herhalde çocuk babası olmakta böyle bir tecrübe getir getiriyor diye düşünüyorum. Devamına girdiğimiz zaman internet ve elektrik şu anda okey. Ama ee, her iki takımında <laughs> ee, Los var. Burada mağlubiyet olarak çevrilmiş. Fakat loss'un ne olduğunu bilirsiniz. Özellikle CS'yi aktif oynayan insanlar. grafta Los yazar. Ve loss'unuz varsa ciddi anlamda oynanmaz bir durumda olur. E, %5 ila 10 e, bir loss varmış ve TeamSpeak ve sunucuda da gene bu loss olmaya devam ediyormuş. Düzelmeye çalışıyorlarmış. Gene fabrinde de burada direkt Türkçe bir açıklaması var. Bugün iptal arkadaşlar. Az önce ekipmanlarımızı topladık ve odalarımıza çıktık. Yeni gelişmeler olduğunda haber veririz şeklinde. Onun dışında Fabri'nin bir tane daha açıklaması var ve diyor ki Skinsmonkey şu ana kadar gördüğüm en iyi takaslarından bir tanesi diyor. Kesinlikle ben de Fabre'ye, Sayın Koçumuza katılıyorum. Lego Jon kodunu kullanarak ilk taksınızda 5 lira varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Lego Jon kodunu kullanarak 30, -30 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Tabii ki de bunlarla yetmiyor. Sitede Türk Lirası ve gene e, Türkçe seçenekleri var. Kolay bir şekilde skinlerinizi al sat yapamadığınız bu buff 163'ün artık bizlere kapalı olduğu dünyada rahat bir şekilde takaslarınızı yapabilirsiniz. Hediler kısmına girip günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlerine katılabilirsiniz. Açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda kendi linklerine ulaşabilirsiniz ve video sponsorlu oldukları içine teşekkür edelim. Devam etmek gerekirse Sky Esports'un burada bir tane öncelikle açıklaması var ve burada büyük bir sadece taraftarın değil büyük bir pro çoğunluğunun da işte bu turnuva iptal edildi nasıl bir turnuva tarzına dediğini duyar gibiyim. Tabii ki de bu 23 Temmuz'dan kal kalan bir haber. 26 Temmuz'da neler olduğundan birazcık bahsedeceğim. Çünkü turnuva görmüş olduğunuz üzere playoff'lara rahat bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Siz de e Eternal Fire taraftarları olarak ben dahil maçlarının büyük bir çoğunluğunu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. E şu an devam eden elektrik dalgalanmaları yaşıyoruz ve bu maç gecikmeleri neden oluyor. Ekibimiz teknikerlerin yanı sıra bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için özenle çalışıyor. Bu rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileri sabrınız için teşekkür ederiz tarzında bir notu var. Devam etmek gerekirse ikinci notlarında da burada gene önemli bir noktamız var. Sky Esports Şampiyonası 2024 güncellemesi öngörülemeyen teknik sorunlar nedeniyle ve bunları çözmek için elimizden gelen tüm çabalar rağmen maçları ikinci güne yani 24 Temmuz'a erteleme kararı aldığımızı üzülerek bildiririz. Ekibimiz bu sorunları çözmek için özellikle çalışıyor ve heyecan verici CS2 e-spor aksiyonu yarın sizlerle buluşacak. Tekrardan anlayışınız için özür dileriz diyor. Peki bu açıklamanın üstüne Batboom diyor ki Dayı ben siktir olup gidiyorum ya. Ben Hindistan'la falan uğraşamam. Turnuva'ymış. 300 bin dolar ödül havuzuymuş. Baba kaçar diyor. Ve Batboom burada bir açıklama yapıyor. Ve direkt baba kaçar diyor. Yani resmen kondisyonları beğenmedik. Ve <laughs> organizatörlerin yaptığı durumu beğenmedik. Batboom kaçar. Sikerler demiş. Gidiyor. Saygı duyulacak bir şey. Ben bu arada Eternal Fire'ın çekilmediği için mutluyum. Hem Eternal Fire'ı... E, offline bir eventte görmek beni her zaman çok mutlu ediyor hem de tecrübe tecrübedir ve ekstradan kasamıza girecek para paradır. Hani ben bir Türk takımı taraftarı olarak şahsen e, çekilmemesinden mutluyum. Dürüst olmak gerekirse BetBoom'un bu bitching dediğimiz noktasında da birazcık belli baş taraftarlar haricinde proların birazcık e, laf ettiğini görüyorum. Tabii ki de burada Nafeni'nin yani BetBoom'un e, oyuncularından bir tanesi olan Nafini'nin burada bir açıklaması var. E, kısacası olarak girmek gerekirse <laughs> Nafeni'nin bu durumdan birazcık bahsettiğini görmek gerekirse en büyük noktalardan bir tanesi şu. Bilgisayarların ve e, içindeki özellikleri yani spek dediğimiz durum kesinlikle ve kesinlikle eşit durumlarda değilmiş. Yani i5 13400F varken kendi kasalarında bazı bilgisayarlarda i7 13700K varmış. Tabii ki de bunlar çok yüksek bilgisayarlar her türlü çok yüksek bilgisayarlar. i5 13. nesilde i7 13. nesilde CS2 gibi bir oyunu rahatlıkla 240 Hz bir monitörle oynayabileceğiniz oyunlar. CS her ne kadar işlemci odaklı bir oyun olsa dahi ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun dediğim gibi arkadaşlar bu sistemler Intel'den AMD'den LG'den monitörler tak diye geliyor. Secret Lab'den tak diye geliyor. Bunları zaten oluşturabilecekleri için bu insanlar organizatör olabiliyorlar. Ve bunların da eşit olması daha doğru olan bir şey olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta ve hatta çok kısa bir örnek vereyim. Zamanında e, Türkiye League of Legends'ın e-spor sahnesi varken 240 Hz Alienware monitör kullanılırdı sahnede ve e, DXRacer koltuklar vardı. Belli başlı takımlar ki bunun en güzel örneğini Supermassive yapmıştı biri bir aynı koltuk ve monitörlerin gaming House'ları da taşımışlardır. Bu sayede oyuncuların sahnede aynı rahatlıkla oynayabilmesini sağlamışlardır. Aynı ekipmanlar, aynı monitörler, aynı masaların her turnuva merkezinde neredeyse olmasının en büyük sebebi de oyuncunun normal gaming house'unda ya da gaming ofisinde oynadığı sistemle turnuvada aynı rahatlıkla oynayabilmesidir arkadaşlar. Tabii ki de büyük bir çoğunluğunuz taraftar kısmında bunları bilmeyebilir. Oldukça da normaldir. Fakat ve fakat bunlar çok önemli detaylar. Çünkü ya belli başlı oyuncular habit oyuncularıdır, alışkanlık oyuncularıdır ve masanın değişik olması da, mikrofonun değişik konulması da, kameranın sağ yerin solda olması bile insanları rahatsız edebiliyor. E, i̇şin sonucuna komik gelecek fakat bu bir gerçek diyebiliriz. Devam etmek gerekirse de benim sevmediğim ve çok fazla deli deşet hayran olmadığım koçlardan bir tanesi Kassad'ın düzgün bir açıklaması var. E, bu açıklaması düzgün diye hakkını yemiyorum. Kolay bir şekilde ayın yani. 23'ünde olan problem 24'ünde hiçbir şekilde olmadığından bahsediyor. Ve kolay bir şekilde Hindistan'da bütün günün sorunsuz geçinden bahsediyor. Aynı şekilde takımların da bu konu üstüne daha fazla e, şikayet etmediğinde... ...diğer başka koçlardan, menajerlerden ve e, oyuncuların Twitter'larından da rahat bir şekilde fark edebiliyoruz. Peki burada güzel bir soru var. Turnuva organizatörlerinin neyden örnek alması gerektiği konusunda çok güzel bir soru var. Benim de karşıma çok güzel bir tweet çıktı. Ben bilmiş olduğunuz üzere... E, kariyerimin son iki döneminden beri Kuzey Afrika'da yani MENA kısmında çalışıyorum ve e, MENA'da çok büyük bir eSports World Cup adı altında e, LOL'den örnek vermek gerekirse Faker'ın dahi geldiği bir e, turnuva oldu ve çok da güzel bir organizas e, organizasyondu. Stream kalitesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. yayın kalitesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama oyuncuları çok büyük rahat ettirdiklerini Suudi Arabistan'a ve çok rahat bir şekilde aldığını göstereceğim. Bu eee Sude ve aynı zamanda Esports World Cup'ta çalışan bir arkadaşın tweet'i. Bir turnuvanın nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında güzel bir örneklendirme tweet'i atıyor. Tabii ki de hepsini teker teker ayrıntılar incelemeyeceğiz. Fakat e, Havalimanından alınan özel Chevrolet arabalarından tutun teker teker he, her oyuncuya gelen Adidas ayakkabılar, özel yapım ceketler, e, suluklardan tutun e, otelin 5 yıldızlı otelin kendisinin içinden tutun bir sürü şekilde örneklendirilmiş durum var. Tabii ki de bu e, Suudi Arabistan'da olduğu için bunları bu tarz ülkelerde yapmak çok daha kolay. Fakat Hindistan her ne kadar 3. Third World Country dediğimiz bir ülke dahi olsa dahi arkadaşlar. Bu tarz lüksleri de her ülkede bulunması çok mümkün. Gene burada devam etmek gerekirse her oyuncunun kendine özel olarak e, bir odası olduğundan bahsediliyor ve odalardan da bir tane örnek vermek için gösteriliyor. Tabii ki de bu e, ikisi de tier 1 organizasyonlar, ikisi de tier 1 e, turnuvalar. Tabii ki de karşılaştığınız zaman buraya gelen takımların skalası çok daha geniş skalalar. Yani Navi G2 skalasına, CS bazına vermek gerekirse Navi G2 bazına skalalar. Fakat en azından böyle şeylerin olması bir turnuvada, böyle bir lükslerin olması oyuncuları da e, turnuva organizatörlerine takımları da çok mutlu bir şekilde edebilir gene yemeklerden bahsediliyor. Özel gaming alanlarından bahsediliyor gene burada. Tabii ki de bunlar çok teker teker örnekler. Fakat biri bir kendi arkadaşlarına gidip oynadığını bildiğim için ne kadar lüks, rahat ve hatta ve hatta kaybettikleri zaman bile takım sahiplerinin kolay bir şekilde arkadaşlar en lüks en konforlu yerlerdesiniz nasıl kaybedebiliyorsunuz diyebileceği bir pozisyon düşündüğünüz zaman ve ciddi anlamda gerçek bir turmanın bu kalitede bu sistemsellikle ve bu eşitlikte olması çok doğru görmüş olduğunuz üzere koltuklardan masalara her şey birebir aynı marka bilgisayarlardan doğrusu çünkü bu arkadaşlar benim de gördüğüm benim de bildiğim sistemi bu ve normal insanlar normal turnuva organizatörleri bu kalitede yapıyorlar benim burada öz olarak sevmediğim tek şey bir e ben gaming odasının cam olmasını sevmiyorum. Perde olsa iyi sevmiyorum yani. Camın olmaması gerekiyor benim gözümde. Tek eksisi o ama otelli olduğu için o da çok normal bir şey. Bir de bu benim kendi preferansım olarak da düşünebilirsiniz. Hani gene burada görmüş olduğunuz üzere ne kadar e, ulaşımınızdan gidin korumasına kadar her şeyin her şeyi olan bir durumda. Tabi şimdi durum burada faker olunca... E, yani karşılaştırmak gerekirse simple diyebiliriz CS bazında ki CS'ciler bile fake biliyordur. Bu kadar büyük bir güvenlik önlemi alınması normal. Fakat en azından böyle şeylerin her oyunculara karşı olması da çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bu ee, güzel bir örnekleme oldu. Hindistan'daki turnuva dışında diğer turnuva organizatörleri ne yapmalı, nasıl yapmalı ve Hindistan'daki turnuvada olan dramadan en azından birazcık bahsetmiş olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu aralar konuştuğum videolar çekiyorum çünkü cihazda çok fazla çekilebilecek bir içerik yok. Ama içerik fikirleriniz varsa, abi şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin dediğiniz noktalar varsa kolay bir şekilde bana yorumlardan yazabilirsiniz. Aynı şekilde videoyu da beğendiyseniz kanala abone olabilir, videoya like atabilir ve... Sonraki bölümleri bekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Skinsmake ile video sponsorlukları için tekrardan kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.